Genelde Cumhuriyetçi Trump taraftarları, Trump destekçileri son yarışı olması gerektiği üzerinde duruyorlar. Onların söyledikleri de anketler. Son ankete bakacak olursak Trump'la Nikki Haley arasında Güney Carolina'da 28 puanlık bir fark gözüküyor. USA Today gazetesinin anketine göre Trump ankete katılanların %63'ünün oyunu alıyor. Bununla birlikte Nikki Haley %38'de kalıyor. İşte bu çerçevede Trump destekçileri diyorlar ki Nikki Haley Güney Carolina'daki yarıştan sonra çekilmeli. İşte Nikki Haley bugün kameraların karşısına geçti ve bir kez daha çekilmeyeceğini açıkladı. Önce onu izleyelim, ardından devam edeceğiz. We don't anoint kings in this country. We have elections. And Donald Trump, of all people, should know we don't rig elections. Biz bu ülkede kral tayin etmiyoruz, seçim yapıyoruz. Donald Trump herkesten önce seçimleri hile karıştırmadığımızı bilmeli. Etek öpme ihtiyacı hissetmiyorum. Trump'ın öç alabileceği beni korkutmuyor. Ondan hiçbir şey beklemiyorum. Kendi siyasi geleceğimden kaygı duymuyorum. Dolayısıyla siyasi sınıfın ne dediğini duyuyorum ama Amerikan halkına da kulak veriyorum. Nikki Haley o sözlerinin devamında dedi ki cumartesi günü sonuç ne olursa olsun cumartesi günü gerçekleşecek Güney Carolina'daki ön seçim. Pazar günü Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmaya devam edeceğim dedi Nikki Haley. Ama ankete dönecek olursak örneğin geçtiğimiz günlerde eski başkan Donald Trump Nikki Haley'nin eşini gündeme getirmişti. Eşi ulusal muhafız Afrika'da, deniz aşırı bir ülkede görevli şu anda. Eşi nerede demişti? Bir nevi eşini seçim malzemesi yapmıştı, asker eşini. İşte Güney Carolina'da asker ailelerine de sormuşlar bu ankette kime oy vereceksiniz diye. %65'i Donald Trump'a oy vereceklerini söylemiş. %33'ü Nikki Haley'e oy vereceklerini belirtmiş. Güney Carolina Nikki Haley için ayrıca bir önemli çünkü kendi eyaleti iki dönem orada valilik yapmıştı Nikki Haley ve New Hampshire'daki ön seçimin ardından ki New Hampshire'da hatırlayacaksın sadece aralarında 11 puan fark vardı. Şimdi bu ankette 28 puan gözüküyor Güney Carolina'da. Hani kendi eyaletinde Trump'la arasında bu kadar fark oluşması eğer cumartesi günkü yapılacak ön seçimde bu yönde bir fark olursa Nikki Haley büyük ihtimalle Nikki Haley üzerindeki baskı artacak yarıştan çekilmesi için ama Nikki Haley 5 Mart'taki süper salıyı beklediğini söylüyor her zaman. 15 eyalette birden ön seçim olacak süper salıda.